Evet, değerli büyüklerim, sevgili katılımcılar, teşkilatımızın dört bir tarafından gelmiş, yüreğinde ulusal sorunlarımızı, problemlerimizi dert kendine dert edin, burada kendi düşüncelerini aktaran siz değerli soydaşlarıma teşekkür ediyorum. Eleştirilerimizi, önerilerimizi, öz eleştirilerimizi aldık, kabul ettik. Elimizden geldiğince, önümüzdeki süreçte sizlerin de desteğiyle, yardımıyla tüm bu söylenenlerin ışığında inşallah ulusal meselelerimizi en üst seviyede çözüp bir sonraki kongreye biraz daha ferah, biraz daha rahat, biraz daha topluma yakışan bir hizmet sunduğumuz düşüncesiyle dimdik karşınıza çıkarız diye umut ediyorum. Bir tek şey biraz tedirgin etti beni. Birkaç hatip ateşten gömlek giymekten bahsediyorlar. Evet, biz bir önceki dönemde de çok ciddi, çok yoğun, çok ulusal sorunlarımızın en üst seviyede olduğu bir süreçte görev aldık. Benzer şeyleri o zaman da söylemişlerdi. Hakikaten ben ne yaptım filan diye böyle kendi kendime hafif çekindiğim noktalar olmuştu ama bu süreçte elimizden gelen her türlü çabayla işin içinden çıktığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de arkadaşların önerileri, atıfları zaten düşündük, aramızda tartışmıştık. Yeni yönetim kurulumuzda 8 tane bayan arkadaşımız var, 12 tane genç arkadaşımız var, 3 tane akademisyen arkadaşımız var, profesör akademisyen arkadaşımız var, 3-4 tane emekli, işi vakti uygun olan arkadaşlarımız var, 1-2 tane iş adamımız var. Biraz daha sanki meselelerin farkında, daha deneyimli, daha yetenekli bir kadroyla karşımıza çıkacağız. İnşallah her şey iyi olacak. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Her bir söylenen şey bizim açımızdan çok önemliydi, kıymetliydi. Hepsini aldık, kabul ettik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.